Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Geçen hafta dolar TL'de özellikle böyle ki yüksek bir kapanış geldi. Gerçi hafta içerisinde de devamlı konuşmuştuk. Özellikle işte Merkez Bankası'nın bu faiz indirimine gitme isteği dolar TL'yi 8.30'ların altına bırakmamıştı. Ondan sonra da özellikle dolar TL'de yurt dışı dolar endekslerindeki yükselişle beraber bir 8.50'lere doğru sert bir hareket görmüştük ve cuma günü bu hareketin devamının geldiğini gördük ve hem günlüklerde hem haftalıklarda keyifsiz bir kapanış yaptı. Şimdi iş aslında bundan sonra biraz daha yurt dışına dönüyor. Yani dolar endekslerindeki yükselme süreci başlıyor gibi gözüküyor. ABD 10 yıllıklarda 1.38'e doğru bir hareket gördük. Yani bir faiz arttırımı beklentisi satın alınmaya başlıyor. Dolayısıyla dolar TL'yi şimdi ne yazık ki herhalde yurt dışı konjonktürden biraz olumsuz etkilenmeye başlayacak. Şimdi bir grafiklerde ne demek istediğimize bir bakacağız. Hani normalde bugün video çekmeyecektim ama hem sizi yalnız bırakmayalım hem de dolar TL hakikaten ilginç bir süreçten geçecek gibi. Gerçi uyarılarda devamlı bulunuyoruz ama ona rağmen dedim bir video çekmek istedim. Tatildeyim normalde. Şöyle bir size de bir tatil havası bir aldıralım gerçi. Şöyle biraz bir keyifli biraz da böyle bir dolar molar derken biraz daha böyle bir keyifli bir ambiyans da siz de kısacık da olsa görmüş olun. Ama görüyorsunuz işte tatilde bile çok zor şartlar altında çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman geçen hafta dolar endekslerindeki yükseliş ciddi anlamda piyasayı yukarı force etti. Şimdi ne demek istediğimize şöyle bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi dolar endekslerinde 3-4 gündür sert bir hareket var. Ve bu sert hareket cuma günü maksimumda kapattı. ABD 10 yıllıklara baktığınız zaman 1.38'lere tekrar dayanan 10 yıllıklar görüyoruz. Ve bu 1.38'lerin üzerinde hareket daha da sertleşebilir. Ve bir faiz arttırımı beklentisi satın alınmaya başlayabilir. İşte bu da zaten dolar endekslerindeki hareketi yukarı doğru tetiklemeye devam eder. Haftalıkta da gördüğünüz gibi maksimumda kapatan bir dolar endeksi görüyoruz. Peki içerideki dolar TL'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Şimdi dolar TL'de 8.80 ile 8.30 arası biraz böyle rahatlamıştık. Ama işte ne yazık ki hani atılan çok fazla bir adım olmaması ve yurt içinde bir hani ne bileyim bir yurt dışı portföyleri tekrar Türkiye'ye getirme, bir güven verme, bir olumlu birkaç hamle olmaması dolar kurunu 8.30'un altına getirmedi. Zaten Merkez Bankası faiz indirmek istiyordu. Güzel. Şimdi o zaman ne oldu? Yurt dışına da dolar endeksleri yükselmeye başlayınca bizde hikaye tekrardan yukarı geldi. Şimdi kritik bölgelere yaklaşan bir dolar kuru görüyoruz. Yani nedir bu? Şimdi cuma günü ne oldu? Perşembe günü iyi bir kapanış. Ondan sonra şuradaki filamanın yukarı kırılması ve cuma günü sert bir kapanış. 8.80'ler bizim için çok deadline bölgeler. 8.80'ler üzerinde kapanışlar bizi buradaki 50 kuruşluk hareketi 8.80, 8.30 şu 3-4 ayki yatay bandı 8.80, 9.30 bandına taşıyabilir. Bu da gerçekten Türkiye'yi çok zorlayacak bir hareket olur. Aylık grafiklere şöyle bir bakarsak, aylıklarda da zaten hareketi görüyorsunuz. Şu çıkışı bir türlü aşağı gelmiyor ve 8.80'in üzerinde kapanışlar bizi 9.30-9.50 bantlarına doğru arkadaşlar iteler. Şu anda gelmekte olan birazcık daha yurt dışından kaynaklanacak gelişmeler. Yani yurt dışında bir faiz arttırım sürecine girilirse ve dolar kuvvetlenmeye devam ederse bu bizim gibi gelişmekte olan piyasaları da etkileyecektir ve zaten USD ZAR tarafında da bir hareketlilik görüyoruz yukarı doğru. Ciddi anlamda bizim içeride de dolar TL'nin 8.80 bandında çok farklı senaryolar konuşuyor oluruz. İnşallah böyle şey olmaz. İnşallah böyle şeyler konuşmayız diyeceğiz ama ne yazık ki bazen de olabilecekleri söylemek zorundayız. 8.80'in üzerinde gerçekten bizi sıkıntıya sokar. Geçen haftaki analizlerde hep söyledik. 8.30'un altında momentumun azaldığını, satıcıların daha zayıfladığını, Merkez Bankası'nın zaten faiz indirim söylemi olduğunu. Yani hani diyeceksiniz ki Merkez Bankası faiz indirir mi? Yani şimdi yurt dışında bu kadar ülkenin faiz arttırdığı bir ortamda
Hani biz bir faiz indirimine gidersek hakikaten herhalde dünya ekonomi tarihine geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii ondan sonra başımıza gelecekleri de çok hani kur açısından pek tahmin edemiyorum. Yani burada Merkez Bankası'nın yani bir 50 bas puan, bir 100 bas puan faiz indireceğim derken dolar-TL'de getirebileceği Türkiye'nin üzerine yük çok daha büyük olur. Yani bir 50 bas puan faiz indireceğim derken bir anda 8.80'in üzerinde kuru görürüz. Bir anda 9'lara doğru hareketlenen bir kuru görürüz. Bunun maliyetini çok daha fazla çeker Türkiye. İndirir mi derseniz, ben bu toplantı çok indireceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki aya hazırlanıyorlardı. Ama dolar endekslerindeki bu hareketlilik Merkez Bankası'nın önümüzdeki ayda bir faiz indirimine pek gidemeyeceğini bana düşündürüyor. Dediğim gibi burada faiz indirimi, herkes böyle bir faiz indirimini ister. Kimse ülkesinde yüksek faizde borçlanmak, kredi, iş adamı nasıl borç alacak, kredi çekecek, yatırım yapacak. Kimse bunu istemez ama şu anki konjonktürde böyle bir hareket yapmakta herhalde uyuyan dolar kurunu, yurt dışından negatif etkilenebilecek dolar kurunu bir de yurt içinde pompalarsak kendimizi çift hanelerde Allah korusun görürüz. İnşallah bunlar dediğim gibi bu süreci iyi takip etmek lazım. Biz vatandaş olarak, birey olarak sonuçta yatırımlarımızı değerlendiriyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde arkadaşlar biraz daha dikkatli olmakta, ABD 10 yıllıklarını, dolar endekslerini, bütün bunları çok iyi takip etmek gereken bir sürece girdik gibi gözüküyoruz. Tekrardan herkese iyi hafta sonları olsun. Yarın sabah saat 8.30'da canlı yayınımız olmayacak ama salı sabahından itibaren artık kış sezonuna giriyoruz. Kesintisiz Allah kısmet ederse sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı hafta sonları. İyi bir hafta başlar, iyi bir hafta gider inşallah diyelim.